Arkadaşlar merhaba, Car Station kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte 1.4 Juice motor 3 silindir Volkswagen Polo'nun hava akış metresini, MAF sensörünü nasıl temizliğini yapıyoruz, bunlar hakkında bilgi vereceğim. Gelin birlikte MAF sensörü temizliğini gerçekleştirelim. Aracımızda bunları nasıl söküyoruz görelim. Arkadaşlar hemen şurada görmüş olduğunuz kelepçe kısmını böyle kelepçe pensesiyle ya da bir pense yardımıyla kargo burun vesaire dolu. Şöyle hemen geri kaydırıyorsunuz. Şuradan da MAF sensörünün tırnağını, şurada ufak bir tırnağı var. Bakın böyle tonelde yardımıyla şuradaki çıt çıtı geri itiyorsunuz. Şuraya basarak aldınız. Soket çıktı. Sonra şu boruyu şöyle şuradaki boruların yerlerini çıkartmadan hafifçe geri ittiğinizde burası ayrılıyor arkadaşlar. Burada da şu hava filtresinin kutusu yer alıyor. Şöyle hafif şey yaparsanız, zorlarsanız bu kutu yerinden çıkacaktır. 3 tane ayağı var arkadaşlar. Bir 3 tane ayağı da söktüğünüz anda şöyle tutup kendinize doğru yukarı çekiyorsunuz. Bu dışarı çıkıyor. Şimdi bunu dışarı aldık. Şöyle tezgahımıza koyalım. Torna vidamız da hemen şurada 2 tane vidamız var. Biri burada, biri şurada. Şu şekilde söküyoruz. Kendinize çekerek çıkardınız. Gördüğünüz gibi içi de bu şekilde MAF sensörümüz ortaya çıktı. Kenara alıyoruz kutuyu. Pis bir kabın içine aldık. MAF sensörümüz bu şekilde arkadaşlar. Hemen şöyle. Çok fazla dipten şöyle yakınlaştırarak basmıyoruz. Çok fazla buraya getirerek basmıyoruz. Şu şekilde uzaktan sensör üzerindeki tozlar, pislikler akacak şekilde arkadaşlar yakın mesafeden değil hemen kullandık. Diğer kısmı da aynı şekilde temizliyoruz. Sensörü yıkadık. Şöyle yakından gösterirsen şuradaki pislikler, kurumlar arkadaşlar içinden akanlar çıkmış vaziyette. Hemen şöyle tezgahımızı alıyoruz. Daha fazla bir işlem uygulamadan sadece olduğu yerde arkadaşlar şöyle içinde göstereyim. Kurumasını bekleyeceğiz. Şuradaki içeride bulunan yakından görürsek şekilde gösterdiğimde mavi bir uç görüyorsunuz. Şu ucun olduğu bölümü asla zarar vermiyorsunuz. Asla hava tutmuyorsunuz. Şiddetli bir hava şeklinde asla tutulmuyor. Basınçlı havayla onu kırabilirsiniz çünkü. Ona hiç gerek yok. Sadece dışının da şöyle hafiften tozunu alabilirsiniz. Görüntüsü temiz olsun diye. Yıkayıp temizleyip sensörü bu şekilde arkadaşlar temizliğini gerçekleştiriyorsunuz. Şurada hemen üzerinde bir ok yönü var. Şu ok yönü de havanın gelip çıktığı yöndür arkadaşlar. Takarken bu yöne de dikkat etmeniz lazım. Aksi halde zaten takamazsınız ama bu da havanın akış yönünü gösterir. Manifolda giren havanın akışını ölçen bir parça arkadaşlar. Bu da o anlama gelip yani havadaki oksijen miktarını ölçerek beyne bilgi veren kısım. Şimdi temizliğini gerçekleştirdik. Diğer videolarda bununla ilgili daha detaylı zaten anlatımlarda bulundum. Aracımızın üzerine tekrar geri takacağız. Gelin birlikte bunun montajını gerçekleştirelim. Bakalım nasıl oluyor. Şu şekilde tekrar koydum. Sensör yönünü ayarlıyorum. Çok fazla zorlamama gerek yok. Zaten basit çene takılıyor. Şimdi aracımızın üzerine geçirebiliriz. Şu şekilde gördüğünüz gibi tekrar yerine hemen giriyor. Şuradan borusunu bastırarak fazla zorlamamıza gerek yok. Zaten çok basit bir şekilde giriyor. Hemen şu kutuyu da şöyle yerine oturtturuyoruz. Şu alt ayaklar zaten geçme olduğu için direkt oturacaktır. Soket burada. Soketten önce şu kelepçeyi takacağım. Hemen işleri yerine oturtturdum. Bırakıyorum. Soketi yerine geçirdim.
emniyetini kilitledim. Arkadaşlar bitti. MAF sensörü temizliğimizde 1.4 JUS motor 3 silindir araçta bu şekilde yapıyoruz. Diğer 1.4 motorlarda da 1.6'larda da yine aynı şekilde benzer yerlerde bulunuyor MAF sensörü. MAF sensörünü temizledikten sonra aracınızda çekiş ve performans artışı görebilirsiniz. Çok fazla kurum bağladığı zaman, pislik, toz vesaire bağladığı zaman araçlar çekişten düşme vesaire yapabilir. Şimdi söyleyeceklerim bu kadar. Sormak istediğiniz sorular varsa bana aşağıdaki yorumlar kısmından yazabilirsiniz. İletişim adreslerinden de ulaşabilirsiniz. Instagram'da, Facebook'ta, oralardan da bize sosyal medya hesaplarımızdan ulaşıp soracağınız soruları, aklınızdaki soruları bana sorabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Kanala abone olmayı unutmayın.